Elimde tuttuğum telefon iPhone 15 Plus. Apple'ın bu sene belki de diğer modellere kıyasla çok fazla satacağı bir model. Neden mi? Çünkü telefonun bataryası, büyük ekranı ve dinamik ada özelliği dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. iPhone 15 Plus serideki diğer telefonlara kıyasla daha ucuz olsa da tasarımsal ve donanımsal olarak oldukça iddialı bir model. Eksik yanlarıyla birlikte iPhone 15 Plus'ı bu videoda derinlemesine inceleyeceğiz. Sözü daha fazla uzatmadan gelin başlayalım. Olarak kutu içeriği. Tercih ettiğiniz iPhone'un rengi direkt olarak kutuya yansıyor. Mavi renkli bir iPhone 15 Plus'ı tercih ettiğim için kutudan da anlayabiliyorum. Eski nesile göre yenilenen Type-C kablo kutudaki en büyük değişikliklerden. Örgü yapıda olan bu kablo önceki nesil kablolara göre oldukça sağlam gözüküyor. Bu kablo sayesinde iPhone 15 Plus ile diğer teknolojik ürünleri şarj edebilmek mümkün. Yalnız sadece 4.5 watt gücünde olduğunu belirteyim. Ek olarak kutudan telefonumuzun kendisi ve bilgilendirme kılavuzları yer alıyor. Diğer videoların aksine bu videoda beni çok fazla görmeyeceksiniz. Sizleri tamamen iPhone 15 Plus'la baş başa bırakmak istiyorum ve tamamen deneyim odaklı bir video olsun istiyorum. Gelelim tasarım kısmına. Telefonu elinize ilk aldığınızda iPhone'un köşeli tasarımını yine hissedebiliyorsunuz. Ancak ufak bir değişiklik var. Artık arka tarafa uzanan kenarlar biraz daha oval ve tutuş hissiyatı bence daha iyi. Apple'ın resmi sitesinde sattığı silikon kılıf da önceki nesile göre biraz daha oval. iPhone 15 ve 14 Plus'ı yan yana koyarsanız pek bir fark göremeyebilirsiniz. Özellikle boyut ve batarya olarak iki modelde birbirlerine çok yakın. Tasarımsal olarak değişen en büyük fark dinamik ada. Evet, bu değişim Apple'ın çentiği en iyi nasıl kullanabiliriz dediği yazılımlardan bir tanesi. Konum bilgisi, müzikleriniz veya Instagram'a attığınız bir hikayenin bu kısımda gözükmesi telefonun ekranını iki fonksiyonlu kullanma açısından oldukça önemli. Tabii tasarımda artık Lightning giriş bağlantısı yerine Type-C görebiliyoruz. Burada kullanılan Type-C girişi USB 2.0 destekli, yani saniyede 480 MB bölü saniye veri aktarımızı sunabiliyor. Ancak 15 Pro veya Pro Max tercih ettiğinizde durum daha farklı. USB 3.2 bağlantısı kullanan Pro modeller saniyede 10 gigabitlik veriyi aktarabiliyor. 15 Plus dahil tüm modellerde tek bir SIM kartı girişi var ve eSIM desteği de mevcut. Alışık olduğumuz güç butonu ve diğer fonksiyon tuşları standart model dediğimiz 15 ve 15 Plus'ta aynı yerinde. Zira Pro veya Pro Max tercih ederseniz aksiyon butonu ile karşılaşırsınız. Kısacası farklı görevler atayabildiğiniz hızlı eylem butonu diyebiliriz. 7.8 mm kalınlığa ve 201 gram ağırlığa sahip olan 15 Plus IP68 sertifikasına sahip, yani suya ve toza karşı dayanıklı. 6 metre derinlikte 30 dakika boyunca sıvı temasına karşı direnebiliyor bu telefon. Ayrıca 5G bağlantısına sahip olan iPhone 15 Plus Wi-Fi 6, NFC, Bluetooth 5.3 ve jiroskop desteğini beraberinde getiriyor. Hoparlör ve mikrofon tarafında ise bir değişiklik yok. Duyulan ses seviyesi zaten iyiydi. Mikrofonlar ise şu şekilde. Evet, şu anda 3 telefonda da kayıttayım. Şu an duymuş olduğunuz ses iPhone 13 Pro'nun mikrofonlarından geliyor. Aynı anda sabit bir test yapmak istedim. Bu test sonucunda ön kameradaki farklılıkları da görebilirsiniz. 13 Pro'dan gelen ses bu şekildeydi. Dışarıda da bir test yapmak istedim. Şu anda duymuş olduğunuz ses de iPhone 14 Pro'nun mikrofonlarından geliyor. Hazır araba geçmişken iPhone 15 Plus'tan da sesimin bu şekilde geldiğini görebiliyorsunuz. Hem mikrofon testini yaptık hem de ön kameradaki video kalitesine bakmış olduk. Şu anda duymuş olduğunuz ses iPhone 13 Pro'nun mikrofonlarından geliyor arkadaşlar. Eğer sesli bir görüşme yaparsanız veya kendinizi video kaydına alırsanız sesiniz karşı tarafa bu şekilde gidecek. Sırada iPhone 14 Pro var. Geldik iPhone 14 Pro'nun mikrofon testine. Evet, şu anda duymuş olduğunuz bütün sesler iPhone 14 Pro'nun mikrofonlarından geliyor. Bir öncesinde iPhone 13 Pro'yu dinlediniz. Bundan sonra da iPhone 15 Plus'ı dinleyeceksiniz. Bakalım fark var mı? Ve şu anda iPhone 15 Plus'ın mikrofonlarını test ediyoruz. Duymuş olduğunuz bütün sesler iPhone 15 Plus'ın mikrofonlarından geliyor. Az önce şu iki arkadaşı da teste tabi tuttuk. Sizce bir fark var mı? Gelin videoya devam edelim.
Gelelim ekran kasa oranına. Önceki nesile göre iPhone 15 Plus ufak bir artış göstererek %88 seviyesine çıkmış. Tabii burada %90'dan fazla bir ekran kasa oranı olsa daha iyi olabilirdi. Ayrıca ekranda simetrik dizayn tasarım var. Yani alt ve üst çerçeve aynı kasa oranına sahip. Böylelikle ekrana baktığınız esnada çerçeveler sizi rahatsız etmiyor ve içeriye tamamıyla odaklanabiliyorsunuz. Tasarımı etki eden bir diğer detay ise seramik shield koruma. Apple'ın sitesinde de görebileceğiniz gibi bu koruma dünyadaki en iyi cam koruması olarak lanse ediliyor. Zira koruma kısmı önemli. Çünkü iPhone 15 Plus'ı yere düşürürseniz ön cam maliyeti yaklaşık olarak 12.000 Türk Lirası. Ayrıca iPhone 15 Plus MagSafe ve yeni geliştirilen Qi2 kablosuz şarj desteğine sahip. Cihaz kablosuz olarak 15 watt gücünde şarj olabiliyor. Çok fazla bilinmese de Apple sektörde bir ilki yaparak iPhone 15 ve 15 Plus'ın arka camını renkle işlemiş ve kenarları kontürlü alüminyum kasayı telefona monte etmiş. Yani her anlamda tasarıma önem verilen bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. Gelelim ekrana. Bu kısımda belki de yanıldığımız, hatta neden diye sorduğumuz bir kısım var. Ekran tazeleme oranı. Önce neden yanıldığımıza bakalım. Lansmandan önce ben dahil çoğu kullanıcı artık standart modellerde en az 90 Hz tazeleme hızı olacak diye düşündük. Ancak böyle olmadı ve Apple birçok kişiyi yanılttı. Neden diye sorduğumuz kısım ise neden 60 Hz. Belki bir süre sonra bu ekran tazeleme hızına alışabilirsiniz. Ancak halihazırda 120 Hz bir ekran kullanıyor ve 60 Hz'lik iPhone 15 Plus kullanmak isterseniz alışmanız biraz uzun sürebilir. 6.7 inçlik büyük ekran sahip olan bu telefon selfie ile kıyaslandığında birden fazla özelliği beraberinde getiriyor. Artık parlaklık değerimiz 2000 nit. Hatta bu değer tüm iPhone 15 modelleri için geçerli. Güneşli havalarda test ettiğim iPhone 15 Plus'ın parlaklık değerleri gerçekten çok iyi sonuçlar çıkardı. Ek olarak bu ekranda HDR10 ve Dolby Vision desteği de var. Dolayısıyla Netflix veya Prime'daki uygun içeriklerle birlikte siyah beyaz dengesi korunuyor ve izlediğiniz içerikte çok fazla efekt varsa bunu dengeleyebiliyor. Haliyle siz de telefonda film izleme keyfini bir üst seviyeye taşıyorsunuz. Tabii birçoğunuz duymuşsunuzdur. Super Retina XDR OLED ekran, Apple'ın ekran konusunda övündüğü en önemli noktalardan biri. Bu ekran fiziki açıdan sağlam olsa da donanımsal olarak kullanıcıyı mutlu etmeyi fazlasıyla başarıyor. Nasıl mı? Gelin anlatayım. Super Retina veya Super Retina XDR ekranlar, organik ışık yayan diyot yani OLED teknolojisini kullanırlar. Bununla birlikte bu ekranlar fotoğraf ve videolarda geniş bir karanlık ve aydınlık bölge aralığı sağlayan yüksek dinamik aralık yani HDR özelliğine de sahiptir. Sonuç olarak baktığınız bu ekran yüksek bir kontrast oranının yanı sıra yüksek çözünürlük de sunuyor. Ayrıca OLED teknolojisinde arka aydınlatma olmadan her pikselden ışık yayılması daha ince bir ekrana olanak sağlıyor. Evet, ekranımız büyük. Bu bir avantaj. Çünkü dizi film izlerken veya oyun oynarken büyük ekran deneyimi oldukça önemli. Ayrıca aklınıza takılan kısımları lütfen yorumlara yazın. Deneyimlerimden yola çıkarak hazırladığım bu videoyu da beğenirseniz gerçekten mutlu olurum. iPhone 15 Plus gücünü 4 nanometre mimarisine sahip A16 Bionic çipten alıyor. Bu işlemci iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max'te kullanılan işlemciyle aynı. Ama 15 Plus'ı üst seviye bir cihaz yapmak için çok çok yeterli bir işlemci diyebilirim. Bu işlemci %20 daha az güç kullanan 2 adet yüksek performans çekirdeğine sahip. Ayrıca 4 adet yüksek verimlilik çekirdeğine sahip 6 çekirdekli A16 Bionic bir önceki nesilden daha da hızlı. Böylece hem yoğun görevlerin üstesinden daha kolay gelebiliyor hem de yüksek pil ömrü sunuyor. %50 daha fazla bellek band genişliğine sahip 5 çekirdekli GPU video izlerken veya oyun oynarken akıcı grafikler sunabiliyor. Yeni 16 çekirdekli Neural Engine ise saniyede yaklaşık 17 trilyon işlem yapabiliyor. Bu da iOS 17'deki canlı sesli mesaj dökümleri gibi özellikler ve üçüncü taraf uygulama deneyimleri için çok daha hızlı yapay zeka öğrenme işlemleri yapılmasını mümkün kılıyor. Yapay zeka ve işlemcinin yapabildikleri bunlarla sınırlı değil. Artık kalabalık yerlerde arkadaşlarınızı hızlıca bulabiliyorsunuz. Çünkü tüm iPhone 15 serisi ultra geniş bandlı çiple donatıldı. Böylece bu çipe sahip iki iPhone öncesine göre 3 kat daha geniş menzil içinde birbiriyle bağlantı kurabiliyor. Sesli görüşmeleri sizde de durum artık daha farklı. Artık ses izolasyonu özelliğini seçtiğinizde gürültülü bir yerde olsanız dahi daha kaliteli, güçlü ve net sesler duyup karşı tarafı iletebileceksiniz. İşte bir örneği. Hang on, it's noisy here. Better? Great.
iş telefonu daha efektif kullanma kısmına geldiğinde iOS 17 burada çok iyi işler çıkartabiliyor. Nasıl mı? Diyelim ki bir konserdesiniz ve birisiyle tanışmak istediniz. Karşı tarafta eğer iOS 17 kullanıyorsa iki telefonu birbirine değdirmeniz yeterli. Bu özelliğin ismi Name Drop ve gerçekten çok kullanışlı. Tabii Apple tarafında uzun ömürlü kullanım önemli bir konu. Zira siz iPhone 15 serisinden bir telefon aldığınızda en az 5 sene iOS güncellemesi alabileceksiniz ve sonrasında da rahatça kullanabileceksiniz. Çünkü çevremde hala 8, 8 Plus veya XR gibi modelleri kullanan insanlar var. Tabii ekosistem ve cihazlar arası entegrasyon kısmını unutmamak lazım. İlk defa iPhone kullanacaksanız AirDrop gibi teknolojiler gerçekten çok önemli. Dosyalarınızı hızlıca aktarma, cihazlar arasında bağlantı kurup nerede olduklarını görmek veya aile grubu özelliğiyle tüm ailenizle irtibatta kalma gibi pek çok özellik sizleri karşılıyor. Güvenlik, hız ve stabilite konusunda ise Apple rakiplerine göre makası iyice açmış durumda. Zaten tüm dünyada bu modellerin tercih edilmesindeki en önemli 3 sebep bu olsa gerek. İşlemci konusundaki hız farklılıklarını merak edenler için 14 Plus ve 15 Plus arasında aman aman bir fark göremeyebilirsiniz. Ancak 14 Pro Max'te kullanılan bu işlemci 15 Plus'a yakışmış diyebilirim. Zira mobil oyunlar arasında grafikleri en çok zorlayan oyun Genshin Impact olarak kabul ediliyor. Bu oyunda geçirdiğim 1 saatlik süre boyunca %11'lik bir şarj kaybettim. Sıcaklık değerleri kılıfsız oynadığım için normal değerdeydi. PUBG Mobile'de ise kasma donma olmadan oyunu oynadım fakat ısınma sorunu ile karşılaştığımı belirtmek istiyorum. Sentetik testleri merak edenler için şu anda ekranlarınızda 15 Pro Max ve 15 Plus'ın tekli ve çoklu çekirdek değerleri var ve ardından Antutu Geekbench skorlarını da görüyorsunuz. Aralarında çok fazla bir fark olmadığını siz de gördünüz. İş fotoğraf ve video çekme kısmına gelindiğinde iPhone 15 Plus iyi işler çıkardı diyebilirim. Ancak önceki nesil olan iPhone 14 Plus ile yan yana geldiğinde sonuçların birbirlerine yakın olduğunu görebilirsiniz. Ancak iki fotoğrafa yakınlaştırma yaptığınızda veya çıktısını almak istediğinizde durum biraz farklı. Ne değişti derseniz eğer çözünürlük. Evet, 12 megapiksel olan kameramız artık 48 megapiksel. Yani daha yüksek çözünürlükte daha net fotoğraflar çekebiliyoruz. Yeni gelen güncelleme sayesinde ana kamerada insan portresi algılanıyor ve diyafram butonu devreye giriyor. Diyaframı dilediğiniz gibi ayarladıktan sonra fotoğraflar artık daha kaliteli bir şekilde sizleri karşılıyor. Ayrıca bir diğer yenilik ise ana kamerada hiçbir kayıp yaşamadan 2x telefoto lensi kullanabiliyorsunuz. Yani iPhone 15 Plus'ta 2 kameranız olabilir ancak yazılım ile 3 tane varmış gibi kullanabiliyorsunuz. İş portre modunda fotoğraf çekmeye geldiğinizde çektiğiniz fotoğrafa sonradan derinlik efekti verebilmek mümkün. Çektiğiniz karede 2 insan profili olduğunu düşünün ve netliği istediğiniz kişiye verin. Görsel açıdan oldukça iyi bir geliştirme diyebiliriz. Diğer sensörler yani geniş açı ve ön kameradaki çözünürlükler 14 Plus ile birebir aynı. İş video çekme kısmına geldiğinde bir iPhone 13 dahil çok iyi videolar çekerken 15 Plus'ta kaliteli videolar çekmek mümkün. Tabii sadece video kalitesi değil. Önemli olan video çekerken oluşan sarsıntıların stabilize edilmesi. Gerek yazılım gerek donanım sayesinde optik imaj sabitleyici güzel çalışıyor. Gelin şimdi 15 Plus ile çektiğim fotoğraflara yakından bakalım. Ardından 14 Plus ile kıyaslayalım. Siz de yorumlarınızı aşağıya yazmayı unutmayın.
sonuna geldiğimizde iPhone 15 Plus gerçekten alınası bir model. Özellikle tasarımı, dinamik ada özelliği ve içerisindeki işlemci fiyatına göre gerçekten uygun duruyor. Tabii Türkiye'de yaşıyorsanız ve bu telefonu almaya karar verdiğiniz zaman Apple'ın sitesinde bu telefondan ne kadar vergi alındığını görebilirsiniz. Sadece vergiler değil, dolar kuru ve enflasyon da bu telefonu almamızı biraz zorlaştırıyor. Bazı kullanıcılarımızdan gelen yorumlar ise şöyle: bu telefona sağlamlık testi yapar mısınız? 58 bin lira verdiğimiz veya iPhone 15 Pro Max gibi 70 bin liradan fazla verdiğimiz telefonlara ne yazık ki bu testleri uygulamak biraz zor arkadaşlar. Benim yorumum ise şöyle: eğer yurt dışından bu telefonu almak isterseniz arada çok bir fark olmayacaktır. Çünkü 20 bin lira emeği kayıt ücreti var. Yurt dışından 15 Pro Max gibi modelleri alırsanız yine cebinizde 15-20 bin lira paralar kalabilir. Ancak Apple'ın biraz daha düşüklü modellerini tercih ederseniz çok fazla bir kar etmeyeceğinizi de söylemek istiyorum. Günün sonunda iPhone 15 Plus gerçekten çok iyi duruyor. Eksik bulduğum en önemli yan ise 60 Hz'lik ekran tazeleme oranı. Bunun dışında genel hatlarıyla birlikte iPhone 15 Plus gerçekten başarılı bir model olmuş. Peki siz bu telefon hakkında neler düşünüyorsunuz? Ve son olarak bu tarz anlatımlara devam etmeli miyim? Lütfen yorumlar kısmına yazın. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.